Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Siyah. Benim tek derdim Tahir'in canıdır. Başka çarem yoktu bilirsin. Fışkı yoktu. Asya. Yiğidi o zalime teslim ettin Mustafa. Sana emanetti o Semih. Emanete hıyanet ettin Mustafa. Ulan Tahir'in de canı bana emanettir. Babamın emaneti dur bana. O mazlum Allah'ın emaneti be adam. Allah boşuna mı onu bizim eve gönderdi sanırsın? Babanın emanetini Allah'ın emanetinden önde mi tutarsın Mustafa? Lan anası değiliz, babası değiliz. Nereye biz Allah'ın emanetidir? Anlamazsın değil mi? Anlamayın! O daş yüreğinin anlayacağı dilden anlatayım. Senin de kızın var. Ya biri kızımızı bir zalime teslim etseydi. Evladına ağlayan ana ben olsaydım Mustafa. Siyah. Sen benim sevdiğim adama ne ettin Mustafa? Ne ettin? Asiye. Deva hayli. Deva. Abi. Ne? Yiğit kayıp. Ne demek lan Yiğit kayıp? Havada bir yerde tek başına. Aslında kayıp işte. Fatih aradı. Necip atlatmış kaçmış. Yiğit. Necip atlatmış. Kayıpmış. Yiğit yarasına Yiğit katlanırmış. Şimdi ne edeceksin görelim. Cemal Reis! Oo! Tayfayı topla. Jandarmaya da haber ver. Köyde kim varsa kim yoksa haber salına. Deyin ki Karalina'ya gelen misafir çocuk Yiğit kayıpmış. Emin misin? Herkes her şeyi duyacak. Herkes her şeyi duysun. Önce bir çocuğu bulalım. Ve sonrasını hallederim. Nasıl? Hallederim.
bulacağız, tamam mı? Sakın aklına başka bir şey getirme. Sakın. Tabii ki bulacağız. Asıl sen aklına başka bir şey getirme, tamam mı? Orman bizim yerimiz. Sakın korkma anneciğim. Seni bulacağız, tamam mı? Duydun mu? Seni bulacağız. Yiğit! Neredesin? Yiğit! Yiğit! Sana söz veriyorum, oğlumuzu bulacağım. Sus lan! Çocuk nasıl kayboldu? Kayıp mı? Kaçırıldı mı? Şart mart yok. Oğlumu bana vereceksin. Yoksa seni polise şikayet ederim. Çocuk kaçırmaktan yargılanırsın. Hani şu imzamı taklit edip babadan izin belgesi hazırlayıp Gürcistan'a kaçırdığınız çocuğum mu? Evrakta sahtecilik çok büyük bir suç Nefes. Kaçırılma yok. Oğlumuz kayboldu. Değil mi karıcığım? Evet, öyle. Dağılın! Arayın! Palamino, karşıdaki kaban sizde. Davut dayı, al 10 kişiyi köye inip. Cemal Reis, sen bizim tayfayı al, batı tarafına bak. Yangazlar, al müşakları dere yatağına.
Erasım. Herif ne oldu? Ne oldu? Koskoca Cemil Dağdevran'ın başı iyice yere cömadı da. Sen de buraya Tahir ağlarken Tahir Efendi düşmüş İstanbul'un karının derdine. Kendi düşmekten kalmamış. Bir de bütün çoyu da ayağa kaldırmış. Ne? Ne ya? Ne? Bütün çoy o İstanbul'un karının sebesini araydı ha. Koşun yardıma gidelim. Biz salağız ya. Bunu da yaparuk. Fuşçu yaparuk. Al. Kız sevdali, sevdali dedin dedin. Bizi salak ettin ha. Herif sonra sözü attı. Daha sabah olmadan düştü karının derdine. Ama sözü o atmadı ki. Sen attın. Sen sus. Haydi. Herkes adamı ne aldıysa dağılın. Haydi rast gelsin. Bulan üç el ateş etsin. Nefes. Ben böyle olsun istemedim. Arama kurtarma ekibi de çağırdım. Sana söz veriyorum. Oğlumuzu bulmak için değil. O uşağı bu zalime veren ellerin kopsun Mustafa. Arayan çok. Biz aya doğru gidelim. Yiğit! 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 Thank you.
bizim adamla. Gel, yoruldun değil mi? İyiyim ben, iyiyim. Otur şuraya. Ya otur, sorduk mu? Otur şuraya. Ya düdükleşmenin sırası mı Tahir? Nefes. Abi nefesi tut. Yiğit! Bazım dur. Yiğit! Bazım tamam. İyi, tamam, tamam. Tamam nefes bazım. Tamam. Sakın Yiğit. Sakın. Duramam abi, duramam. Tahir bir şey söyle. İyi mi kötü mü bir şey söyle. Lazım tamam, tamam lazım. Yiğit. Tamam. Tahir bir şey söyle Yiğit. 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 Tahir. Yiğit. Yaşıyor. Ay kurban oldum, yaşıyor. Yaşıyor. Oh. Aslanım. Aslanım. Oh, uyan. Yiğidim. Oğlum ben geldim. Ben geldim aslanım. Aç gözlerini. Geldim. Geldim tabii ya. Gelmem mi? İyi misin? İyi misin aslanım? Bir yerin acıyor mu? Dur, 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 dur. Dur, kalkılmaz. Kalkma, kalkılmaz. İyiyim ki ya. Tabii iyisin ki ya. Kurban olurum ki ya. Nefes. Nefes. Gelme. Atlama kız. Ulan kırık kolun atlanır mı buraya? Annem. Annem. Anneciğim. Ateşin var senin. Yenge! Keşeni al, keşeni! Al koçum! Gel koçum. Gel aslanım. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Mustafa, hesabına göre Vedat karısıyla oğlunu alıp gidecekti. Şimdi çocuk konuşacak, ak koyun kara koyun çıkacak ortaya. Ne laflar hazırladın Tahir'e? De bakayım. Sıkı tut. Tut. Sıkı tut. Belalı koçum. Al yenge, al çocuğu. Tahir, ben? Bu çocuğun ateşi olmasa ben seni orada bırakırdım ya.
çıkığın yok maşallah. Çok şükür. Yiğit, Musa'm. Bin sırtıma. Necip dedi. Annen senin için babamla evlenir dedi. Ula sen o yüzden mi kaçtın yoksa? Annem yenilmesin diye. Annem! Söz veriyorum sana. Asla evlenmeyeceğim. Biz asla yenilmeyeceğiz, tamam mı? Söz veriyorum sana. Açıklığı versin. Hadi güle güle. Sağ ol babaanne. Çocuğu kaybolmuş. Haber var mı? Yok Naci. Haber yok. Ağzımdan laf alacaksın. Sonra 40 kapıya gidip bırakacaksın. Hadi suburlan. Zaten canım boğazımda. He, canım boğazında olur tabi. Kolay değil. Sen de haklısın. Dün akşam Cemil abi atmış suratınıza yüzüğü. Ula daha üstünden gün geçmedi. Sen nereden üşüttün? Türkan dedi. Kareliler has gelinin kıymetini bilemediler. Kızın isteyeni çok. Elbet kıymet bilen bulunur dedi. Telgrafın tellerini büktüm. Şimdi alacağım elime bir kızılcık sopası, saracağım sağa. Daha Tahir'in haberi yok yüzüğün atıldığından. Son sözü o söyler. Sen o sopayı oğluna sar, oğluna. Mercan babası yüzüğü attı diye evde ağlay, yazık. Tahir'in kızın gözyaşından haberi yok. Hala İstanbullu'nun peşinde koşsun. Gece kayboldu. Çukura düşmüş. Yakına çıktığı yok gibi ama sabah kadar soğukta kaldı. Ateş de var biraz. Tamam, endişelenmeyin. Biz bir bakalım delikanlıya. Bekleyin burada. Gözüme aydın. Bizim kurt adam da sağlam çıktı ha.
Bak da merhamet öğren Bilema. Anneyi bir buraya alalım. Nefes. İyi mi? İyi. Ateşi biraz yüksek ama düşer. Bence hem aç hem susuz kalmış. Aç mı bırakmışlar? Anne bak senin sihirli iksirlerinden bana da taktılar. Sihirli iksirlerinden derken? Kaçtığınız için değil oğlum. Annen dışarıdayken biraz hastalanmış. Değil mi annesi? Anneciğim, iksirim bitsin. Ben de geleceğim, tamam mı? Ne zaman bitecek iksirim? Sen şimdi odana çık. Okları hazırla. Tüyünü de tak. Ben de gelirim. Hadi yatağı topla da gidelim. Açsınlar. Sana yemek hazırlattım, gel. Yedim. İstemez.
Doktor amcası, bu sihirli iksiri neden taktınız? Çok acıktığı için vücut direnci düşmüş. İksir iyileştirecek onu. Annemi de hep iyileştirirdi. Hastaneye mi şimdi? Evet. Serum bitinceye kadar kalır. Sonra çıkarsınız. Serum evde bitse olur mu? Olur aslında. Delikanlı gayet iyi. Peki, haydi. Şu 112'yi bir daha arasana Eşan. Daha iki dakika önce aradım ya Vedat. Ambulans ulaştı dediler. Ambulans ulaştı mı? Ambulans nereye ulaştı acaba? Ben ambulans falan görmüyorum Eşan. Sakin, sakin. Oo Cemil abi. Sen niye buradasın? Nereye olacaktım da Ziya? Bizim herif bile İstanbul'lu karenin oğlunu aramaya gitti. Ben dedim sen de gitmişsindir. Gitmedim. Maşallah Naci. Biz sizi hısım bilirdik. Hasım olduk da bizim de haberimiz yok da. O ne demek Türkan? Ben sana dün akşam sözü attık demedim mi? Senin kocan da koşmuş Tahir'le. O uşağı aramaya gitmiş. Utanmadan bir de Cemil'i aradı, adam akşam uyku tutmadı. Güdü Türkan. Biz hısmın hasıyız. Biz olmasak hasmın halini kimden duyacaktın? Bak şimdi, bütün gece oğlanı aramışlar. İstanbullu karenin kocası dermiş. Tahir buna saldırmış. Tahir bunu bir dövmüş, bir dövmüş. Hırsını alamamış, adamları da dövmüş. Ne? Benim herif dedi ki, Tahir 20 tane adamın dağıtmış ağzını, burnunu. Kaç gündür aynı geceliği giyiyorsun? Koktun kız, koktun. Naciye yenge, kocan dün olay yerinden naklen yayın yaptı zaten. Niyetiniz ablamı üzmekse başardınız, bravo. Haydi güle güle. Yok, ben üzmeye gelmedim. Tahir'in yüzüğün atıldığından haberi yokmuş. Saniye dedi ki, son sözü oğlum söyleyecek. Yatırdığınızda kelebeği açın, akar. Tamam, biliyorum. Bileyim mi? Yok, ben hallederim. Peki, şuradan ayarlayacaksınız. Dakikada... 30 damla, onu da biliyorum. Teşekkür ederim doktor bey, her şey için. Rica ederim, geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Alet çantası neden? Lazım. Serum meselesi Vedat'la mı ilgili? Az iyileş, gideceğiz de.
ha. Az çekil. Keşke ambulansı yollamasaydık. Yiğit Tahir'e yediğim hatları anlatınca Tahir de seni serumluk edecek. Daha serum takarız. Sağda gına yakarız Asya. Hep bir olup beni öldüreceksiniz değil mi? İyi peki öldürün. Görün beni. Atın toprakları üstüme kürek kürek. Helvanı nasıl istersin ana? Ay, bu da cidden razı. Ana, sabaha kadar uyumadık. Tabii dur ya. Bir dur ya. Ben de uyumadım. Ben gözümü kırpmadım. Oy, 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 oy. Sen bayağı ağırmışsın be koca kurt. O oynanan benim. Seliksirden o. Hemen büyüdüm. Şey, bu iksiri nereye assak ki? Ver bakayım onu bana. Ha, sen ondan getirdin alet çantasını. Duydun mu sen? Duymam mı ya? Aha dedim, bizim kurt iş peşinde. Hiç korkmadım ben. Ağlamadım da. İşte bizim Yiğit. Ama şimdi ağlamam geldi azıcık. Ağla o zaman koçum. Ben varken ağlamak serbest ya. Kimseye söylemem, korkma. Ağlarken sorulayım mı ikinize de? Tahir, gel benimle. Ben sana dedim eve gelmeyelim, Osman Hoca'ya gidelim diye. Ben de sana dedim, bu çocuk gözümün önünde iyileşecek diye. Bir hevesin peşine gidiyorsun. Ana bu sefer gerçekten hiç sırası değil. Sırası değil he? Sözü attılar sözü. Mercan mı attı sözü? Mercan ne atacak sözü?
Cemil sırf bu gari yüzünden Mercan'ın fermanından söktü de aldı yüzü. Babası mı çıkarmış yüzü? Mercan'ın ciğerleri yanay orada, yanay. Senin yüzünden. Bu garinin yüzünden. Ama sen bu... Ana! Bir yavaş gel. Hani ya da senin vicdanın Tahir? Nefes karısına duyduğun acımayı... ...kendi sözüne duymayın bir su. Ana! Ana! Ben yokken nefese bulaşma. Saydın. Ablanı çağır. Niye? Yetmedi mi yaptıkların? Kızım bana bak, zaten tepem atmış. Git çağır ablanı. Yoksa ablan falan. Tahir. Abla içeri geç. Mercan'ımın seninle konuşacak bir şeyi yok. Mercan, eğer benimle konuşmayacaksan bunu sen söyle. İçeri geçin siz. Abla. İçeri geçin dedim Nazar. Şurada konuşalım mı? Buyur. Mercan, lafı döndürmeyeceğim. Sözü sen mi attın? Konuş benimle Mercan. Başını sallama. Bu yüzüğü parmağından kim çıkardı? Babam. Bu yüzüğü takarken sana sormadım. Belli ki baban da çıkartırken sormamış. Zaten kimse bana pek bir şey sormuyor. Ama ben şimdi soruyorum. Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun? Sen... Nefesi seviyor musun? Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Söz verdin diye mi soruyorsun bana? Diyelim ki öyle. Söz verdim diye. Bir gün... beni sevme ihtimalin var mı? Yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Çıkartmanı istemiyorum. Ama... Ama? Bunu takmam için benim biraz düşünmem lazım. Düşüneceksin mi? Babana mı soracaksın? Ben
Düşüneceğim. Eğer takmaya karar verirsen, o yüzüğü parmağından kimse çıkaramayacak. Eğer çıkacaksa da bu senin kararınla olacak, anladın mı? Anladım. Peki senin yüzüğün, o da orada kalacak mı? Onu da yalnız sen çıkartacaksın. Anladım. Güzel. Haber edersin. Mercan. Benim koruyup kolladığım insanların lafı sözü ortalarda dolanmayacak. Üşüdün, hadi geç içeri. Bismillah. Kırsaydın kapıyı. Kırarım Asiye. Sen böyle benden uzak uzak yat. Buralarda böyle, ben o zaman o kapıyı da kırarım Asiye. Lütfen başlamayalım Mustafa. Hatun bak uzatıyorsun ha elini kolunu böyle. He, öyle mi canım? Bence ben daha yeni başlarım. Hainlerle kısa kesmek pek olmayı biliyor musun? La havle. Kalk Asayin. Kalk Asayin, içerisi misafir dolu. Yiğit bulundu diye insanlar duymuş. Geçmiş olsuna gelmiş in aşağı. Beni hiç ilgilendirmez. Ananı ağırlasın. Ben de misafir sayılırım sonuçta. Misafir? He. Sen? He. La senin ayarın kaçtı ha. Ne misafiri kızım? Yiğit hasta diye bu evde nöbet tutayım. Neme lazım? Çocuğu Vedat'a falan vermeye kalkarsın. İyileştiği zaman onları da alacağım, babamın evine gideceğim. Anladın mı şimdi? Anlamadım Asya. Dur o zaman şöyle anlatayım. Bir hainle aynı çatı altında olmak boğayı beni. Basay bu ev beni böyle. Basay. Oy Asya'm. Bak zaten vizamın beni darladı. Al kızım tabancamı. O tabancamı sık benim babama. Ben de kurtulayım senden. Neyse. Ben gidene kadar son bir gelinlik edeyim. Yiğitten uzak dur Mustafa. Sağlık Asiye. Afiyet olsun. Sözü de attınız ama burada olmuş tam nişan evi. Sözü attık mı bilmiyorum da boş boğazları atamadık onu biliyorum. Emret ana. Kapıyı açması benden. Atması senden. Nefes nasıl? İyi mi? Nasıl olsun? Uyudu garibim yorgunluktan. Bu
toğa geçmiş olsuna gelmiş. Biz ağırlarız. Aspam da güzellik uykusu uyur. Diyorum ben, tam bağa layık geldi. Sade, 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 orta şekerli, az şekerli, sade, orta şekerli. Sağ. Sağ yok. Az şekerli Bekir abi. Ya, Asiye kızım, yiğit nasıl, iyi midir? İyiyim ama çok şükür. Hainlerin elinden kaçtı, uyu. Acaba bu hainleri ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Neyse, Tahir atar artık. Ney Mustafa? Vedat'ı diyorum. Asiye yenge, ha bu Vedat mıdır nedir, tam olarak ne ayaktır? Falakalık ayak Bekir abi, falakalık. Hmm. Asiye, ya gaza getirme insanları. Bismillah. Gazlık bir durum mu vardır? Reis. Bu nefes kız var ya. Bu kızı 16 yaşındayken babası şerefsiz Vedat'a satmış. Ne diyorsun Asiye? Nasıl satılmış ulan? Bir baba kızını nasıl satar? Yani kız istememiş adamı, öyle mi? Nikahsız mı tutmuş kadını? Nikahsız. Nikahlı olsa ne olur? 8 sene eve hapsetmiş. Her gün dövmüş. Ya ulan böyle adamı kafa çekiyorsun. Yaşamasın da adamı. Ya bulmak lazım kafası. Asiye. Ya yavaş gel de kızım. Linç mi ettireceksin adamı? Eşekten ettirebilir miyim Mithat abi? Haydi bari rast gelsin o zaman. Ya Asiye kızım yapma etme. O ne diyorsun? Bırak o babası yapmadıysa sen de yapma. Susun da bir susun. Hani biz gitmiştik ya İstanbul'a. Yemeğimizi yedik, kalktık memleketimize döndük. Ege bu kız arabaya saklanmamış mı? Gelmemizle bir bagajı açar bakarız ki. İçeride kedi gibi duruyor yavrular. Kızın da parmağı kırık. Bu gaybana Vedat kırmış kızın parmağını. İyi mi? Hangi delikanlı kadın el kaldı ya? Keseceksin bunun kafasını. Haydi, haydi. Ziyaretin kızası makbuldür. Arkadaşlar, yarın herkesin işi gücü var. İşimize gücümüze bakalım. Osman hocam. Hadi bakalım, hadi selam. Haydi, haydi. Çağırıyorum. Osman kalmayın, haydi. Cuma'ya gelin ha. Vereceğim baba, vereceğim. Haydi. Çıkaranı yakarım beyler ha. Hayırlı günler. Asiye Hanım. Oğlum burada mı acaba? Bütün gün hastanede bekledim bekledim gelmedi de. Git. Bileme daha bekle. Belki gelir. Bakın Asiye Hanım. Şakanın hiç sırası değil. Ben oğlumu çok merak ettim ve onu hemen görmek istiyorum. Vedat! Haydi. Bas geç.
Bakın. Benim hiçbirinizle bir sorunum yok. Buraya da problem çıkarmaya gelmedim. Ben sadece oğlumu ve karımı alıp gitmek istiyorum, o kadar. Karın mı? Ne karın? Bu kız bundan sonra bizim korumamız altındadır. Ona dokunursan yanarsın. Bir mazlumla yavrusunu sağ vermeyiz. Duydun zilin sesini Vedat. Uzatma haydi yaylan. Yahut kısaca de diyebiliriz. Çocuğumuzu görmek istiyoruz sadece. Mustafa Bey, siz yapmayın bari. Çocuğunuz mu? Bana bak hanım. Kafandaki üçlüyü de yolmadan bu durmuş itini al da git. Asiye Hanım, bu kabalıkları da size hiç yakıştıramadım doğrusu. Yavaş. Vedat! Gel sen gel. Gel sana yakışanı koyacağım ben. Serum takacağım sana. Ula ben sana. Hayır! Yapma! Yeter, yeter artık. Ne yapıyorsun ya? La sence dur lan. Karımı ve oğlumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Kızım sen niye çıktın? Girsene içeri. Defol! Defol buradan, defol! Nefes. Karıcığım. Yanlış yapıyorsun. Ben Yiğit'i alıp... Zorla kapattığın kız nereden senin karın oluyor ha? Ha? Burada ne sana verilecek kız var ne de uşağı. Yürü git. Tek lafına tutuklarım seni ha. Az müsaade halam. Vedat Sayar dedi. Ha Vedat Sayar. Haydi. Haydi. Gel. Hadi yürü. Sen hayırdır? Niye dikiliyorsun Vedat'ın karşısına? Ya bir şey yapsa? Tamam, biz buradayız. Bırakmayız. Hadi bacım, sen de gir içeri. Haydi. Haydi. Bak, oğlum, sözlü adamsın. Parmağında yüzük var. Bana bak. Gün gelir, bu namlu sana döner. Akıllı ol da. Allah Allah. Kusura bakma Nurhan abla. Sana da hoş geldin diyemedim. Siz de gerildiniz. Kır kapıyı kır. Artık karınla çocuğunla kavuşma ihtimalin de sona erdi. Artık oteli başımıza yıkabilirsin. Efendim kes sesini. Mustafa'dan çocuğu alıp kaçırmak büyük hataydı. İtirafı da verdin. Bütün köyü de karşına aldın. Eşen kes dedim. O başkomiser de göz açtırmaz artık sana. Mustafa'yı itirafı polise teslim etmese bile kanuna başın de. Eşen kes! Kes! Anladım. Tahir'i öldüremiyorum. Nefesi alamıyorum. Yiğit'i göremiyorum. Tamam, anladım, tamam. Vedat. Beynim karıncalanıyor. Hiçbir şey düşünemiyorum. Sen nasılsın Necip? Ha? İyi misin? Senin de her yerin karıncalanıyor mu? Oğlumu elinden nasıl kaçırdığını anlatabilecek misin?
bakayım hazır mısın? Hazır değilsin. E sen bir gece daha böyle kal. Biraz daha düşün. Ben de bu arada şartları yeniden gözden geçireyim. Demek ki artık kovalamacı oynamayacağız kaleliler. Güzel. O zaman biz de satranç oynarız. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş geldin baba. Pek hoş gelmedim. Hayırdır, senin de mi haberin oldu? Oldu ya. Biraz bir dakika başa yapamadım ya. Naciye de bağ verdi. Gece boyu çocuklar aradıkları yetmezmiş gibi tüm köy halkı kalkmış da geçmiş olsuna kalelilere gitmiş. Ne şaşarsınız? Kaleliler adam kandırmakta birebir. Kanmasaydı olardı. Daha dün benler oturup tayitsin adamlar, bugün hasmımın kapısına yatar oldu. Tahir de bizim kapıya göz koydu. Ne demek o? Baba, konuşalım mı biraz? Tamam. Buyur, konuşalım. Ama kızma. Sakince lafımın bitmesini bekle. Tamam mı? Tamam. Bugün Tahir geldi. Bay yüzüğü getirdi. Dedi ki bu yüzük anca sen çıkartırsan çıkar dedi. Ama sen takmamışsın yüzüğü. Düşüneceğim dedim ama sen sormadan takamadım. Yo, çıkartmamış mı yüzüğü? Yok. Ben ona istemiyorum demediğim sürece çıkarmayacakmış. Hiç sen geri takmak isteyeyim misin? Sen evet dersen takarım baba. Demek ki seveni çok mu Saniye yenge? Sağ olsun. Sağ olasın Asiye. Afiyet olsun. Tahir, nefes bu Vedat'tan ne zaman şikayetçi olacak? Ya nasıl olsun? Gürcistan'a giderken sahte izin belgesi imzaladı ya kız. La sus sus! Ben bunu duymadım bilmiyorum ya. Tövbe tövbe. La polisin yüzüne yüzüne. De ortada bir cinayet var. Bu Vedat Bülent midir nedir adamının kafasına sıkmadı mı? Sıktı. İyi abi, Bülent'in cinayetini Vedat'ın iti zaten üstlendi. O şerefsizi öyle kodese falan tıkamazsın. Onun hakkı kötek kötek. Abi sus, af kurma. Dayak baklarmış. O cinayeti kim üstlenirse üstlensin. Ben bu işin peşini bırakmam. Mutlaka bir açığı vardır. Vardır bence de Mithat abi. Göz göre göre itiraf ettiremezsiniz ya. Göz göre göre olmasa da bir başka yolu olur. Bakalım o koşturduğu atların yuları onu nereye kadar götürecek. Neyse ben bir yukarı çıkayım yengem. Hem Yiğit'e bir merhaba diyeyim hem de Osman hocama bir alas ısmarladık. Sonra da yolcu yolunda gerek. Asiye, sen Mithat abini yukarı çıkar bak bakayım baban çayını bitirmiş mi?
Buyur Mithat abi. Sen dur. Ana bırak. Durduğum yetti. Bütün gün misafirlerden soramadım. Anlat bakayım bana. Ne ettin? Mercan'ın yüzüğünü geri taktın mı? Verdim ama takmadı. Düşünecekmiş ana. Ulan yüzüğü geri takmadan niye geldin? Ana bak bu yüzük benim hala parmağımda. Mercan çıkart demeden çıkmaz. Oldu mu ana? Oldu mu? Bir fışkı yedim, söz verdim tutayım ana. Daha ne yapayım, ne istiyorsun? Ana! Uşuğum bir söz verdi tutayım. Daha ne istiyorsun? Basay bana ha, basay! Ne? Asıl Tahir'e basay. Nefes'in canını korumak için verdi o sözü. Kız Rusya'ya kaçsın, o gaybanadan kurtulsun diye. Asya, yangına gidiyorsun, körkü falan mı? Sen sus! Tılım bacı Mustafa. Yavaş. Anca Vedat'ın yangınını söndürsen. Ha bu uşağı da denizin dibine koy. O sözü bu uşaktan kim aldı Mustafa? Onu hatırladın mı? Ulan yeter! Kim neyi niye aldıysa aldı, niye verdiyse verdi. Herkes kendi işine baksın! Ha, delirttiniz uşağı. Ha, biz delirttik Asya. Biz delirttik ha! Sen bir gelsene. Hoppala, Allah teker teker gelin. Çift gelmedim da, tek geldim zaten. Yürü. Yürü. Ula uşak, sende hiç akıl yok mu? Hazır Mercan yüzüğü çıkarmış. Sen ne demeye gittin geri verdin? Yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Ben ayrılamam. Ula memleketler ayrılıyor. Sen niye ayrılamayacakmışsın? Yengem, kıza ümit verdim, ümit. Ben o gece o eve gittim mi? O yüzüğü taktım mı? O fışkıyı yedim mi? Bitmiştir. La havle ve la kuvvete uşak. Niye o fışkıyı yedin hepimiz biliriz. Kız başkasını sevmiş sandın, delilendin. Çünkü... Nefese sevdalandın. Yenge sallama. Benim nefese sevdalandığım falan yok. Tahir. Bari kendine yalan deme be yengem. Yenge etme. Ben etmesem. Sen kendine kıyacaksın be paşam. Sevdalısın nefese. Gel yapma. Yakma ikinizi de. Ya yengem sevdalansam ne olacak? Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Dokunamam. Koklayamam. Saçını okşayamam. Elini tutamam. Niye? Sevdanın karşısında ne durmuş be yengem? Yengem bilmezmiş gibi konuşma. Bizim bu topraklarda bekar bir uşak. Çocuklu bir kadını almaya kalktı mı ne olur? Ben erkeğim dayanırım. Ama nefes... Çok çektirirler ona be yengem. Bu zamana kadar çektikleri yetmedi mi? Thank you.
amca. Efendim? Kızılderililer neden kelepçe kullanmıyor? Bilmem. Nefes bacım, sence niye? Çünkü kızılderililer ip kullanırlar. Sende kelepçe var mı? Var tabii. Ben hiç görmedim kelepçe. Bana gösterir misin? Tabii. Aa, bu Tahir abine mesela çok taktım. Oy nenem, basıldık. Sana niye takıldı ki? Bir takım deli talihlikler işte. Ne olacak? Allah ıslah etsin uşağım. Amin. Beni bekler. Evet. Sana geçmiş olsun yiğidim. Sana da bacım. Teşekkür ederim Mithat abi. Hakkını ödeyemem. Ya Mithat'cığım, geçerken beni de bırakıver. He? Tabii Osman Hoca, buyur. Hadi bakalım. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin bakalım. Baba, hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Hadi gir. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet babam. Araya açma halam ne oldu? Dayı oğlu, bu deli çocuk kendini de yakacak, o kızı da yakacak. Bir el at şuna da. Ne oldu yine? Elindeki yüzük parmağına kelepçe olmuş. Yüreğindeki sevdalık franga olacak, haberi yok. Bir ses et de. Davul bile çaldım halamın oğlu. Ama duyan yok işte. Sen de bilirsin. O prangaya bir kere mahkum oldun mu? Sonun müebbettir de. Neyse. Gece gece konuşturma beni. Allah'a emanet. Ne dedi Mithat abi? Ne desin? Tahir'e sözü taktınız, hayırlı olsun dedi. Ben attıracağım o sözü. Dur sen. İstediğin kadar hainlik et. Bu sevdanın karşısında duramayacaksın Mustafa. Sevdanın karşısında kim durabilmiş Asya? Bizimkinin karşısında durabilirler mi? Ama bak. Bunlarınkinin sonunda vuslat yok. Olamaz. Olur. Olur. Ama olursa bugün onları koynuna alan Karadeniz yarın ikisini de boğar. Ziyan, ben kardeşimi Karadeniz'e vermem. Beni bir anla da. Gücü var.
Kalemumun ucu var, insanın ne gücü var. Kaderim böyleymiş, ellerin ne suçu var. Kaderim böyleymiş, ellerin ne suçu var. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Yazmadaki pul muyum, sevilmez bir kul muyum? Yazmadaki pul muyum, sevilmez bir kul muyum? Herkes basar da geçer, kapıdaki yol muyum? Herkes basar da geçer, kapıdaki yol muyum? Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Sen niye 3 gün boyunca yemek yemedin? Siz olmayınca yemedim. O zaman şimdi ben sana çok güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Birlikte yiyelim mi? Ama yumurta olmasın. Yumurtasız kahvaltı olmaz. Ama ya. Ve senin yerine o yumurtayı hüpletecek bir Tahir abin de yok. Tahir abim nerede? Bilmem. Arabası yok. Elime düştün. Ay ışığında oluyor kurt.
Sen şimdi beni burada bekle, ben de hazırlayayım, tamam mı? Üstünü ört. Ben Yiğit'e kahvaltı hazırlayacaktım da. Sen nasıl bir kadınsın? Hiç mi gururun yok senin? Bu evde istenmiyorsun. İstenmediğimi biliyorum. Yiğit hasta olduğu için oğlunu zorla getirdi bu eve. Sen de zorla sözü bozdun. Ama bu eve gelin olamayacaksın. Boşa heves etme. Tahir'in sözü bozuldu mu? Bozulmadı. Tahir dün Mercan'a gitti. Yüzüğü geri verdi. Benim o çocuklu Yosma'yla işim yok dedi. Anladın mı? Ne? Ona artık bir yeter de yeter. Ne oldu? Hayırdır da? Ne oluyor ya? Bu gari bu evden gidecek. Yoksa bu evi ateşe veriyorum. Anladınız mı? Ev yerinde kalsın ana. Ben nefesi götürürüm. Nefes. Git Yiğit al, gidiyoruz. Sen bir yere gitmiyorsun. O gari gidecek. Ana. Yeter da. Yeter. Nefes. Git Yiğit al dedim. Babama mı gidiyoruz? Hayır. Asya abla, bize bir taksi çağırır mısın? Biz otogara... Sakın şu cümleni tamamlama. Bıktım artık da. Git Yiğit'i al Nefes. Yenge yardım et Nefes'e. Edeyim da. Zaten bundan sonra Yiğit nerede? Ben orada. Asya. Af kırma Mustafa. Ben bu kızı bir yandan o şerefsizden korurken öbür yandan bu evde işkence çektiremem. Sana da laf anlatamadım. O yüzden istediğin olsun ana. Ben birkaç parça bir eşya alayım. Sen Yiğit'i hazırla, hemen çıkarız, değil mi kuzum? Asya bekle! Tövbe! Asya, esnekten mi gidiyiz? Ha bu ne? Valiz. Bunlar elbiseler, un. Bu gecelikler. Ha Mustafa, demek ki esnekten gidiyorum. İyi, ben de geliyorum o zaman. Koy benim eşyalarımı da. Alırsam seni eve gelirsin. Yavaş. Asya! Biz mi kaldık? Sanırsam öyle Yengaz. Ula var ya, anam bizim başımızın etini yer. Üf, vallahi bize sarar ha. Biz de gidelim, kapıda bekçilik yapalım. Tabii canım, Vedat her an saldırabilir. Anam mı, Vedat mı? Kesinlikle Vedat. Vedat. Ula gelin buraya!
Merhaba. Merhabalar. Merhabalar Cemil Bey. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş buldum. Şöyle. Tekrar merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Buyurun bakalım, o kadar acil olan toplantınızın sebebini öğrenelim. Cemil Bey, hemen konuya girelim diyorsunuz yani. Vakit nakittir da. Sen söylüyorum size. Lütfen. Benimki açık olursa sevinirim. Oğlum, bize oradan 3 tane sen yolla. Bir tanesi açık olsun. Evet. Buyurun bakalım. Sizi dinleyelim. Size çok iyi bir iş teklifiyle geldik Cemil Bey. Ama ufak bir sorunumuz var. Dünürünüz Kaleliler. Pek dostumuz sayılmazlar malumunuz. O yüzden teklifimize ne kadar objektif yaklaşabilirsiniz açıkçası emin değilim. Kaleliler artık benim dünürüm değil. Nasıl? Nasıl şu Eşen Hanım, sözmez yok. Ben daha dün Tahir Kaleli'nin parmağında yüzük gördüm. Ben yanlış mı gördüm Cemil Bey? Yanlış görmüşsün Eşen'cim. Cemil Bey bitti diyorsa bitmiştir, öyle değil mi? Vallahi Tahir Efendi isterse yüzüğünü kendi kendine takar. Benim kızımda yüzük yok. Ya şimdi nişan düğün mü konuşacak iş mi? Bugün Tahir geldi, ben yüzüğü getirdi. Dedi ki, bu yüzük anca sen çıkartırsan çıkar dedi. Ama sen takmamışsın yüzüğü. Düşüneceğim dedim ama sen sormadan takamadım. Peki o çıkartmamış mı yüzüğü? Yok. Ben ona istemiyorum demediğim sürece çıkarmayacakmış. Peki sen geri takmak isteyeyim misin? Sen evet dersen takarım baba. Demek takmak istiyorsun. O herif utanmadan ha bu kapıya geldi. Baba dedim ya, yüzüğü getirmeye geldi. Ben sağ oldukça o yüzük o parmağa girmeyecek. Ama baba Tahir benim... Ne Tahir'i? Ne Tahir'i ulan, ne Tahir'i? Adam sırf ortaklık için geldi, sana sözü taktı. Ondan sonra da gözümün içine baka baka o karıyı aldı, önümden geçti gitti. Ama adam uyanık. Tabii. Benim kabul etmeyeceğimi biliyor ya. Attı topu başından. Tahir etmez öyle. Bana söz verdi o için değil baba. Merdan kes! Ya benim dizimin dibine oturursun. Yok ben illa yüzük takacağım değilsen. Ansa kapı orada. O kapıdan çıkacaksan iyi düşün abla. Tahir gerçekten seni isteyeyim mi? Yoksa sana söz verdi diye seni ayak bağı mı göreyim? Nazar sen de sus. Benim kızım o kapıdan çıkmaz. Babası ne derse o. Öyle değil mi Mercan? Baban ne derse o. Thank you.
Tahir. Nefes, uzatmıyoruz. Ya burada da barınamıyoruz, görmüyor musun Tahir? Ben bir fışkı görmüyorum. Alo? Alo dedik. Tahir. Sen kimsin? Mercan ben. Mercan. Kusura bakma, tanıyamadım. Ay yok, niye kusura bakayım? Numaram bende yoktu da. Naciye yenge bulunca... numaranı senden izinsiz aldım diye kızmadın değil mi? Yok, niye kızayım? Asıl sen kusura bakma. Ben vermeliydim. Şey... şu yüzük işini konuşalım mı? Karar verdin mi? Verdim. Ama yüz yüze konuşalım. Tamam. Bir saate geliyorum. Hayırlı olsun. Artık sayar beton olarak bütün kum ihtiyacımızı sizden alıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Evet, evet. Evet, o zaman şimdi asıl mevzuya gelelim. Asıl mevzuya derken iş anlaşmamızı yaptık da. İş anlaşmamızı yaptık. Şimdi de dostluk anlaşması yapacağız Cemil Bey. Biliyorsunuz bir laf vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur derler. Sizin için de öyledir umarım. Umarım öyle mi? Yapmayın Cemil Bey. Birbirimizi kandırmayalım. Sizin eks damadınız Tahir Kaleli'nin Vedat'ın eşiyle birlikte olduğunu bırakın bizi. Bütün Karadeniz biliyor. Yani Eyşan Hanım demek istiyor ki birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ben Kalelileri yok etmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Siz de eminim ki geceleri yatmadan önce onların iyiliği için dua etmiyorsunuzdur. Sadede gel Vedat Bey. Okey. Biliyorsunuz Mustafa Kaleli çok büyük bir ihale kazandı. Evet, biliyorum. Siz onunla ortaklık yatınca Mustafa bağcı almıştı. Peki neden bu ihaleyi siz kazanmıyorsunuz ve biz de sizin bütün kumunuzu almayalım? Mustafa ihalenin peşini bırakmaz. İhale parasına sıkıştı. İki gemi aldı yeni. Borç gırtlakta. Sizin de bizim de bankalarda yüksek nakdimiz var Cemil Bey. Yani size de bize de bankalar yanlış yapamaz. Biz iş yaptığımız bankalarla konuşuruz. Eğer siz de birkaç şubeyle görüşürseniz Mustafa Kaleli kredi alamaz. Bu durumda ihale otomatikman düşer. Evet. Böylece yeni açılan ihaleyi de siz alırsınız tabii bizim desteğimizle. Mustafa Kaleli orta vadede bizden başka kum satacak müşteri bulabilir. Ama kum çıkaracak yer bulamazsa... Çökerler Cemil Bey. Çökerler. Böylece beraber Kalelileri Karadeniz'e gömeriz. Gel bakalım kurt. Hoppa.
Abi. Siz geçin içeri koşun. Ben nazarla nöbetteyim abi. Hıyanet nöbeti olmasın. Yakarım. Yavaş. Yakarmış. Çilettin de. Çilettin. Yapmak istiyorsun bakalım. Gemiye binmek istiyorum geçen seferki gibi. Ne olur Tahir abi, hiç çıkmam yataktan. Yarın iyileşirim. Ne olur götür. İyileş gideriz o zaman. Gideriz değil mi Nefes? Gider. Dik de gidemeyiz. E niye gidemiyoruz ya? Çünkü ay ışığında uluyan kurt dün dağdaydı. Yarın da denizde olamaz. Ay ışığında uluyan kurt biraz yatsın, dinlensin evde. Ben kaç senedir evde hapistim zaten. Çok doğru bir mevzuya değindin yiğidim. Bundan sonra evde oturmak yok. Anan isterse gelmesin, biz gideriz. Tahir. Ya bırak da oğlumla ilgili kararları ben vereyim. Hem senin gidip görüşmen gereken bir sözün falan yok mu? Yengem hamsi kuşu. Ha? Ne yemek yapayım dedim da hamsi kuşu yapacağım. Sen Mercan'la konuştuktan sonra yalıya git, 2 kilo hamsi al. Haydi. Haydi. Burada iyice kapadım bunu böyle. Oh. E asma suratını ama. Git o sözü at, benim tepeme attırma. Ben söz atmam. O sözü atmazsan git kendini Karadeniz'e at. Ve subhanallah, ve subhanallah. Yallah yengem, yallah, yallah. Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk Mercan. Nerede konuşalım? Dışarıda çıkabiliriz istersen. Yok. Şurada konuşalım. Evet. Nedir kararın? Senden ayrılmak istemiyorum. Tamam. Ama... Ama? Kaçır beni Tahir. Ne? Ulan sen keçileri mi kaçırdın? Hayır. Kaçır işte. Başka çaresi yok. Niye ula? Babam... dün akşam dedi. O yüzüğü takarsan bu evde duramazsın dedi. Sen de ya babam ya kocam dedin ha.
Anlamadım. Baban o lafları edince yüzüğü takmaya cesaret edemeyip babam olmazsa kocam olur dedin, öyle mi? Hayır, ben senden ayrılmak istemiyorum. Tamam Mercan, ben de sana benden zorla ayrıl demiyorum. Ama o yüzüğü takacaksan da arkasında durmanı istiyorum. Ben babama karşı gelemem. Nerede yüzük? Uzat elini. Ne yapacağım? Yüzüğü takacağım Mercan, sence ne yapacağım? Tahir. Ver elini dedim Mercan. Takarsam kaçırır mısın? Hayalim bu doğup büyüdüğün evden kaçmak mı Mercan? Sen de bu evden gelin olup çıkmak istemez misin? İsterim. O zaman ver elini de takayım şu yüzüğü. Ben konuşurum babanla. Yok, ben yapamam. Babamın karşısında duramam. Mercan, bak bu yüzüğü taktığın andan itibaren senin arkanda duracağım. Ama sen de bu yüzükle babanın karşısına çıkmak zorundasın. Olmaz, babamın karşısına yüzükle çıkamam. Tamam. Tamam, tamam, şimdi takma. Ben gidip konuşayım babanla. Biz kararlıyız diyeyim. Olmaz, kovar beni evden. Ya kovarsa kovsun. Ortada mı kalacaksın? Hiç mi akraban yok? Hiç mi akrabam yok? Onu sonra düşünürüz Mercan. Ver elini takayım şu yüzüğü. Tahir. Sözünü tutmamak için beni böyle oyalarsan. Hop, yavaş gel. Mercan. Bak ben kız kaçırmam. Kimsenin evinden korkak gibi kızını alıp kaçmam. Sana bunun sözünü vermedim. Hadi ver elini takayım şu yüzüğü. Mercan, az savaşacağız kızım da, o kadar. Herkes savaşamaz. İsteseydin, çekip alırdın. Canın sağ olsun. Hep mutlu ol Tahir. Anneciğim vurma. Sıkıldım ben. Doktoru ikna etmek hiç de zor olmadı Nefes. Düşünebiliyor musun? Kadının biri adamın karşısına geçiyor. Ondan sonra diyor ki bu nazik adam beni dövüyor. Bir ceza odasına kapatıp aç bırakıyor. Sesle çıldırtıyor. Her kaçtığımda aynı cezayı veriyor. Allah aşkına Nefes, kim inanır buna? Adam senin şizofren olduğunu düşündü.
sen bebeğimize şükret. Cezan sadece 24 saat. Osman dedeye götürüyorum, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Pes ediyorum, teslim oluyorum. Ateşin de yok, evden çıkabilirsin artık. Hadi camiye gidiyoruz. Kız nefes. Çocuğu yorganın altından çıkarmaydın, ne oldu? Boğuldum Asiye abla, boğuldum. Heyo! Çok sıkılmadım ben. Gitmeyeceğim, uyuyacağım. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim, sen de yanıma yat. Tamam ama ayağını vurmak yok, tamam mı? Ama biz anlaşmıştık, artık yapmıyordun öyle şeyler. Nefes, bu soğan az geldi. Sen bana biraz daha soğan topla. Ben Yiğit'le yatarım. Hem biraz hava alırsın. Vallahi hiç ikiletmem, ben gittim bile. Caminin arkasında, babama sor göstersin. Kız duydun mu? Duydum, duydum. De bakayım bana. Korktun mu sen? Mustafa Emicen'den mi? O elleri kırlasca seni babana verdi diye mi? Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Ula korkma. Ben o Mustafa gibi hain değilim. Sonradan öğrendim. Yiğidim. Dünden beri çok merak ettim. Niye söylemedin Tahir'e ya da annene? Sen niye söylemedin? İnsan kocasını ele veremiyor ki paşam. Bir kere annemle babam konuşuyorlardı. Ben de dinledim. Annem dayıma babamın onu öldüğünü söylemiş ya. Dayım da ölmüş. Babam dedi ki anneme, abinin ölümü senin suçun dedi. Sussaydın kimse ölmezdi dedi. Ben de söylersem, Mustafa amca anneme bir şey yaparsa, susarsam yapmaz. Susarsam annem ölmez. Dur ben bir kovayım şu Mustafa'yı. Bu masum niye susaymış biliyor musun? Niye? Annesi dayısına Vedat'ı şikayet etmiş. Vedat da sussaydın abini öldürmezdim demiş Nefes. Ama
seni de şikayet edersem. Sen onda annesini öldüreceğinden korkay. Körle yatan şaşı kalkarmış Mustafa Galeli. Şimdi sen daha o mazlumun gözünde Vedat gibi zalimsin. Değdi mi bari? Hayır mı Asya? Hemen buradan gidiyorsun. Yangazlar nöbette, Tahir yolda. Tayfa etrafa yayılmış. Sağa ihtiyaç yok. İyi. Hadi topla eşyalarını, gidelim beraber. Ben gelmiyorum. Buradayım. Tamam. Ha, ben de buraya ayım o zaman. İnatlaşacak mı yok Mustafa? Sen zot, ben zot. Bakalım kim verecek eşyaya otu. Eşyayı bilmem ama benim senin gibi öküze verecek otum yok. Yavaş. Bana bak adam. Hiç öyle kanatlarını açıp kabarma, vallahi yolarım oları. Çocuk korkayı. Yeter da, git haydi. Anne de kadın anne. Ha, ben seni almadan bir yere gitmem. Kavga mı edeceğim? Odamızda ederim. Küsecek misin bana? Evimizde küsersin. Sabah sabah ederim bu kütüğün üstünde. Seni almadan o eve girmem. Sen bilirsin o vakit. Kıçın kurusun o kutuğun başında da gör gününü. Kurumaz. Az sabah o sabah ettirmedin be abi kutuğun üstünde ha? Asiyem, bekarken. Bir geceden bir şey olmaz. Haydi. Ayağım soğudu, üşümeyesin. Gir içeri. Ha. Asya.
Gece sen de çıkacaksın ha bu cama. Madem bu yaştan sonra kodun ha bu kütüğün üstüne beni, sen de sabaha sabah edeceksin ha bu camın önünde. Eskisi gibi. Acıkmasan cama, dalar mı içeri? Haberin olsun. Yavaş, savurma da savurma. Her barut ateşini bulduk, bir ben sep kaldım ha. Bulduk da patladık. Bunlar küs. Nazar desen telefonlarımı açmayı. Tahir abi desen anca mahşerde kavuşur. Kolay gelsin Nefes kızım. Sağ olun Osman hocam. Ha. Asiye sağ mı kaptırdı bu işi? Ha? Yo, oyalanıyorum. He. Ama beceremiyorum galiba. Ben sana göstereyim bak. Böyle. Ne toprağa küstüreceksin ne de avucunun içindekini inciteceksin. Gördün mü? Hocam bahçe işi anlatmanız bile huzur veriyor. Sanki soğan sökmeyi değil de hayatın sırlarını anlatıyorsunuz. Bu alemde her şeyin bir sırrı vardır biliyor musun? Aleme kalbinle baktığında hepsini bilirsin. Hocam, kabuslardan kurtulmanın da bir sırrı var mı? Kabus mu görüyorsun? Var tabii, onun da sırrı var. Sırrı duadır. Allah'a sana güzel şeyler yaşatması için dua edeceksin. İnsan uyur ama korkular uyanık kalır biliyor musun? Güzel şeyler yaşamaya alışınca hepsi geçecek. Kötü anıların yerine güzel anılar gelecek. İnşallah. İnşallah hocam. Eyvallah beyler. Geldim ben. Dağılabilirsiniz. Yoo, dağılamayız ya. Daha şu delikanlının manitası cama çıkacak. Yavaş. Yalnız zalimin kızı seni ne uğraştırdı be genç? Senin? Aa! Getir o kafanı buraya. Getir o layı kafanı. Ey beni uğraştırma. Ayıp oğlum, ayıp götür. Gidin olsun. Daha bakar bir de bak. Gelme. Hiç gelme. Zaten tepenin tersi atık çoluğun çocuğun maskarası yolduna. Geçsin kumuzu kafana. Oy Mustafa'm, oy. Dur git.
Söndürecek kendini. Bırak asın. Bunlar ne? Sen al bakalım şamsileri. Yiğit nerede? Uyuyor. Allah kabul etsin Osmancığım. Yüzüğü yok. Kız deme. Haydi. Bu müjdeli haberi almak sağa düşer. Koş her şeyi öğren, sonra da bana anlatırsın. Ben hamsileri ayıklayayım. Balım gel yardım et kızım. Niye uyuyor ki bu saatte? Ateşi falan da yok. Yok, ateşten değil. Sıkılmaktan uyudu. Hı. O zaman bizim adam uyanmadan şu işi halledelim. Ne ki o? Ay ışığında uluyan kurdun sığınağı. Artık rehinelerini burada saklar. Tahir, bunlar ne? Ay ışığında uluyan kurda sunacağımız hediyeler falan. Açma şimdi. Yok, açmam. Tahir. Nefes. Yüzüğün yok. Biliyorum. Nerede? Muhtemelen fındıklıkta. Aralık bırak. Osman Hoca'ya ayıp. Niye fındıklıkta ki? Sanırım Mercan çarlığa kadar atmayı beceremedi. Ya yüzüme baksana be adam. Şişt! Ne bağırıyorsun? Çocuğu uyandıracaksın. Mercan yüzüğü fındıklığa fırlattı da ne demek? Oo, hesap soruyorsun. Ya ne soracağım? Sormuyorum. Hem zaten bana ne ki? İsterse kafanı fırlatsın. O yüzük bir delilik anında takılmıştı. Hmm. Sen de Mercan'ın çıkartmasını fırsat bilip akıllandın mı? Ben bir şey yapmadım ki. Mercan kendi tutu çıkardı parmağımdan yüzüğü, sonra da fırlattı işte. Çok mu kızdı sana? Evet. Kim bilir ne ödüklük yaptın? Yapmışımdır. Üzülmüştür. Nefes. Hı. Şunu bil ki, ben Mercan'ı yarı yolda bırakmadım. Eğer kendi istemeseydi hiçbir kuvvet o yüzüğü parmağımdan çıkaramazdı. Anladım. Ben de anladım. Bu işler bana göre değilmiş. Büyük konuşma deli Tahir. Bir gün biri sana bu sözlerini yedirir. Kim bilir? Belki de. Ama onun da söz vermeye hali yok. Olmasın da zaten. İyi olsun. Gözümün önünde olsun yeter. Aa, çadırım gelmiş.
下，下下下，他洗大米就给下，下下下，下下下，他洗大米就给下。Denizden gelen kaplanın ulu şef ay ışığında oluyan kuru da son teklifi. Yalnız gülmüyoruz Geyik Hanım. Bakalım burada ne varmış. Hah. Bir ayakkabı karşılığında boncuk dizen yaşlı aslanı alırım. Peki yine kıymetli ama şef teklifi beğendi. Bence de münasiptir. Lakin ben mavi tüylü geyi arkamda bırakamam. Onu vermem. Ne teklif edersen et. Peki... Ulu şefe bunu teklif etsem? Aa, olur olur. Aa, bak ya. Beni bir formaya sattın hemen. Yalnız bu bir forma değil Geyik Hanım. Trabzon forması. Birkaç geyik eder. Değilsin. Ha, dedim bile. Savaşçılar, haydi. Hamsi kuşu hazır. Sofrayı kuralım, şuraları toplayın da. Haydi. Nefes, bir dakikan varsa. Kapıyı açık bırak. Osmanlıca ayıp olmasın. Hı, tamam. Nefes, işte bir de bunlara bakarsın. Ha. Mesela al bu telefonu. Diğeri kırılmıştı. Bir de burada Yiğit'e işte normal kıyafetler falan. Ya ben anlamam pek kadın kıyafetinden ama. Yanlış anlamazsan lazım diye. Yok. Seni yanlış anlamam. Kötü anılar güzelleriyle yer değiştiriyor işte. Beyaz. Gürcistan'da telefonda duymuştum. Vedat beyaz seversin demişti. Ama belki bir değişiklik istersin dedim. Mavi de aldım. Karadeniz'in rengi diye mi? Yani. Bir de mavi tüylü geyiksin. Ya mecbur değilsin. Ya ne bileyim sen bak işte kızım da. Mavi. Mavi çok güzel. Bir de. Bir de. Şey, ben
Bir tek aramayla açmayı biliyorum. 8 senedir kendi telefonum olmadı ya. Bana öğretmen gerekecek. Öyle selfie diye bir şey çıktı, duydun mu? Gözünü seveyim duymadım da. Çok gıcık oluyorum. Tahir. Hı. Yarın öğleden sonra Yiğit'i doktor kontrolüne götüreceğiz ya. Hı. Sabahtan gemiye gidelim mi? Gemiye mi gitmişsin Çivra'ya? Dinliyorum baba. Haydi ikisine bakalım.
Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayır mı? Deli Tahir. Ben nereden bileyim? Bir halt bildiğim yok. Yok, kimsenin bir halt bildiği yok oğlum. Hayır mı şer mi Allah bilir. O kızın gördüğü kabuslar hayır olur mu hocam? Yiğit Serum'a iksir diyor. Ne gördü çocuk kim bilir? Dediğim gibi hayır mı şer mi Allah bilir. Sevda mı, bela mı? Bunu da kimse bilmiyor Hatayir'im. Askerdeyken Karadeniz'e hasrettim. Ders olunca geldim ha bu kayaya oturdum. Nefesi görmek... sevda mı, bela mı bilmem ama... gurbetten dönüp ha bu denize bakmak gibi abi. Tahir'im. Nefese bakamam. Onu biliyorum. Ben de susup ha bu denize bakayım. O yüzden kusura bakma, müsaade et abi. Sen de sus, değil mi? Koçum, denizi yeterince içine çektiysen gidelim ha. Haydi. Gel babam ya. Hadi abla. Ben sana bir şey dediydim Nazlı'yı ilk getirdiğin gün, hatırladın mı? Senin kanın deli akar deli Tahir. Dikkat et, mazlumun canını yakmasın dediydim. Sen de bana benim kanım benden başkasını yakmaz hocam dedin. Sözünü tut. O herifin onda bıraktığı izleri gördükçe... dünyayı yakasım geliyor hocam. O adama Allah cezasını verecek. Ama sen kızı yakma. Uzak dur diyorsun ha? Tamam. Yok. Yalnız bırakamazsın o mazlumu. Koruyup kollayacaksın. Hem nefes ne demektir sen bilir misin? Arkadaş demek. Arkadaş o. O nefese hem nefes o. Derdine hem hal o. Anlamazlar hocam. O çocuklu bir kadın, sen bekar bir uşaksın derler. Canını yakarlar. Sen anla yeter. Onları boş ver. Allah nefs mi hem nefes mi bilir. Kulları bilmese de olur. Çok iyi geldi hocam. Sağ ol. Söz mü deli Tahir? Yandıkça yakmayacaksın kızı, he? Rızasını alacaksın. Söz demeye. Ama rızasını almaya başımı koyacağım hocam. Ona söz. Haydi babam. Ya haydi.
Evet Necip. Üçüncü gün. Artık sorabilirim. Hadi bakalım anlat. Küçücük çocuğu elinden nasıl kaçırdın? Yiğidin. Bildiği en iyi şey kaçmak. Annesinin oğlu. Dersen de felç olacaksın. Şimdi duydun zilin sesini Necip. Cevap ver. Yiğit kimin oğlu? Senin oğlun. Bir daha söyle. Senin oğlun. Bir daha söyle. Senin oğlun. Bir daha söyle. Senin oğlun. Ama insanın hevesini kursağında bırakıyorsun yani Necip. Ama bir türlü geçmiyor. Yani hala seni çok fena öldüresim var. Beyler! Gelin şu herifi çözün. Olsun tabii. Bu mavi tüylü huysuz geyik kazanamayacağına göre kaptanlık emin ellerde olur. Sizin benle olan zorunuz ne acaba? Zorumuz mu? Senle mi? Yiğidim, senin bu huysuz geyikle bir zorun var mı? Yok. Vallahi benim de yok. En azı huysuz geyikler koşar. Ula! Hadi bakalım Miçolar, kaptanınıza bir selam çakın. Kabul edelim kız Yiğit oğlum. Kabul. Yiğit'im. Hadi bir selam çakalım Nefes Kaptan'a. Haydi bakalım. Volkan. Al bakalım bu aslan. Çok canın acıyor değil mi Necip? Kasırın isyan da hiçbir yerini tutmaz. Seni öldürmemekle çok iyi karar verdim. Sonuçta sana minnet borcuyla köpek gibi bağlı olan bir adamı öldürmek akıllıca olmaz değil mi? Sonuçta bu minnet kolay yaratılmıyor.
Gerçi... Sayar kuralları no 3. Hatırlarsın ya. Necip. Değil mi? Derste sen de vardın. Ne demişti? Minnet. Minnet yaratır. Her tür kalleşliği bekle sana borcu olandan. Ama korkuyorsa... Korkuttuysan bir adamı... İşte o zaman... Sana zarar vermekten önce kopar. Çünkü... Çekinme dediğin şey... Hiç bitmeyen bir ceza korkusuna dayalıdır. Hatırladın mı? Hatırladım. Önceki geceden beri bir ceza korkusuyla yaşamak nasıldı peki? Minnet minnet durumları ne alemde? Bana bir kardeşlik yapmayı planlamıyorsun, değil mi? Asla. Güzel. Kalkar mısın? Şile Hanım geldi pansuman için. Gelsin. Hoş geldin Nazar. Baban bahsetti mi? Neden? İş anlaşmamızdan. Yok. Yani... böyle ortak gibi bir şey olduk biz şimdi. Kaleliler bu duruma biraz kızacak ama... ne yapalım? İş. Alo.
İyi insan lafının üzerine gelir. Selam söyle. Efendim baba. Ablam bileklerini kesmiş. Hastaneye gitmem lazım. Seni hemen götürelim. Necip! Necip! Uf anne ya, sen ne biçim kaptansın? Höt! Nefes kaptan diyeceksin bir kere. Hadi açıkla bir daha Miço. Bu telsiz. Bu da telsiz. Tahir abi açıkla. Son kez açıklıyoruz nefes kaptan. Şimdi bu telsizle sahil güvenlik ya da diğer gemilerle irtibat kuruyoruz. Bununla da mürettebatla konuşuyoruz. Mürettebat ne? Hani şu geminin içinde dolaşan arkadaşlar var ya nefes kaptan. Biz onlara kendi aramızda mürettebat diyoruz. Bu ne? Yok artık. Pusula o, pusula. La mektepte mi görmedin? Hani kuzey. Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Evet. Koca iki adam. Hani hepsini biliydin telsiz falan. Hadi hadi, doktora geç kalıyoruz. Mürettebata haber verelim değil mi? Kaptan konuşuyor. Haydi Vira Demir, bismillah. En büyük... Trabzon. Aslanım. Mutlu bir çocuktum, evet. Ne? Ahar evriv geliği. Vur da vur. Yaramaz mıydı mutlu çocuk? Abimi delirtirdim. O atladığımız uçurum var ya, oradan atlayıp dururdum. Bir de Crane'in tepesinden inmezdim. Crane ne? Bu. Ya senin onun tepesinde ne işin var çocuk? Kal. Ne? Duydun işte. Bir yere gitme, kal. Ne? Kal, yerleş. Yiğit'i okula yazdır, buralı ol. Neden? Neden? Çünkü daha çok iş var. Sen de açtığım yaraları saracağım filan. Sen bende bir yara falan açmadın. Açtım. Tam da burada. Ben... Yara da yok. Sarmana da gerek yok. Abimi sevgilim zannettin, delirdin. O da geçti gitti. Sevdiğin de olabilirdi. Demek isterdim ama yok, yemez.
Hayır, biz bunları konuşmasak olmaz mı? Konuşmuyoruz. Susuyoruz onları. Sadece kal. Kalamam. Kalırsın. Of! Tahir, sen aklına estiğini yapan ayarsız bir adamsın. Ya sen kalırsın deyince ben kalacak mıyım sanıyorsun? He, sana ayrım. Tahir. Ben 8 sene işkence görmüş, umutsuz bir enkazım. Kurtarılacak bir masal prensesi değilim. Bizden masal olmaz. Olmaz Tahir. İmkanı yok. Olmaz. Bizden masal olmaz. Ama senden destan olur, o ayrı. Daha sorduk mu? Sormadın mı? Sormadım, sormayacağım. Susacağım o mevzuları. Bak, bana düşen bir tek seni o Vedat şerefsizliğinden korumak. Sürmene de öğrendi mevzuyu. Onlar da arkanda artık. Haydi da nefes. İnat etme, kal burada. Hayatını burada kur. Ben hep kendim kaçmayı ayarladım. Yani Yiğit'le birlikte hayatımızın sonuna kadar kaçarız diye düşündüm, öyle planladım. Yani diğer diğer beni peşinden koşturacaksın. Sen tamam da o Vedat'ın peşinden koşmak hiç hayalini kurduğum hayat değil. Bir de asıl. Asıl? Beni bu adamdan ayırma, kurban olayım da. Karadeniz pusli dul, bulutlar ayaslı dul. Karadeniz pusli dul, bulutlar ayaslı dul. Denizin çocukları hem mavi hem mavi dul. Denizin çocukları hem asi hem mavi dur. Karadeniz karasın, boyuna dalgalanasın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni. Ben keşke gelmeseydin kontrole. Ya. Neyim ben? Götürürüm ben seni yine. Sen kadrolu mu içiyorsun artık? Kadrolu ne demek? Yani geçici değil, kalıcı gibi bir şey. Anne, kalıyor muyuz yoksa? Ne oldu, bittiye getiriyorsun bunu Tahir. Cevap ver çocuğa Nefes. Sen var ya. Anne, ne olur kalalım. Tamam, kalıyoruz. Heyo. Ya bakarız.
sen ne diyorsun? Mercan'ım ölüydü. Ne? Ölüyor muydu? Yengem gel çıkalım biz. Ne oldu Cemil abi? Ne mi oldu? Ablam bileklerini kesti, bileklerini. Sonunda mahvettin ablamı. Hep senin yüzünden. Yürü git buradan. Al uşağını, yürü git. Cemil al bunu elimden. Al bunu elimden Cemil. Al bunu elimden. Cemil abi eğer ona dokunursan... yıkıl sen de gözümün önünden. Yavaş. Cemil abi. Yavaş. Nefes kim? Hastamız onunla yalnız konuşmak istiyor. Hayır. Hiçbirimizle konuşma. Daha bununla ne konuşacak? Nefes, dur. Bırak da hayır. Sen... bunu... tek bir şey öğrenmek istiyorum senden. Ne? Tahir. Seni çok mu seveyim? Ne? Sen benden daha çok sevemezsin onu. Kimse sevemez. Bir adam seni sevmiyor diye... sen kendini mi kessin? Anlamazsın. Anlamaz mıyım? Vedat beni sevdiğini iddia etti. Beni kesti. Sen Tahir'i sevdiğini iddia ediyorsun. Kendini kesiyorsun. Sevgi böyle bir şey mi? Değil ki. Sevgi kesmez. Sevgi kanatmaz. Sevgi hayat almaz. Sevgi hayat verir. Ben bir adam seni sevmiyor diye sen kendini nasıl kesersin? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl kendine böyle bir şey yapabilirsin? Allah'ın vermiş olduğu canı nasıl kıyarsın sen? Nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Ben çok özür dilerim. Ben seni böyle görünce ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tayyip bırak bu kızı. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Geçit vermez.
dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat.